1444 yılında Müslüman İmparatorluğu'nun yayılması karşısında dehşete düşen Papa, Kutsal Savaş ilan etti. Hoca Hıdır aldığı uzun eğitimin ardından ilk sınavını Haçlılar karşısında verecekti. İslam ve Hristiyan orduları Karadeniz kıyısındaki liman kenti Varna'da karşılaştılar. Hristiyanların lideri Macaristan ve Polonya kralı Ladislas, sağına Fransız şövalyelerinden oluşan paralı askerleri, soluna ise Osmanlı'da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen ve ileride Kont Drakula olarak ün yapacak Eflak Prensi'nin babası 2. Vlad'ın yönetimindeki askerleri almıştı. Sultan 2. Murat ise o çok güvendiği Yeniçerileriyle birlikte Osmanlı birliklerinin orta kolunda yer alıyordu. Önünde ve arkasında Yeniçeriler vardı. Hepsinin etrafı develer ve hendeklerle çevriliydi. Hemen yakınlarında bir siper yükseliyordu. Saldırıya geçen Hristiyanlar, Türklerin sağ kolunu yarmayı başardılar. Türkler ise sol koldan aynı şiddette karşı saldırıya geçmişler. Çarpışma öğleden sonraya dek devam etti. Savaş meydanında kelleler çakıl taşı gibi yuvarlanıyordu. Akşam olduğunda zayıflayan ve yenilmek üzere olan Osmanlı ordusu savaş meydanından çekildi. Geriye sadece Yeniçeriler kalmıştı. Yeniçeriler dağların eteklerindeki yüksek çalılarla örtülü boğazlarda uygun bir yer arıyorlardı. Üzerlerine doğru gelecek olan düşman aradaki derin hendeyi fark etmeyecekti. Siperlerinden ayrılır ayrılmaz kaçıyormuş gibi yaptılar. Onların peşinden gitmek isteyen Macaristan kralını komutanlarından Hünyadi Janos engellemeye çalıştı. Tepelik alanda okçulara karşı savaşmak intihar olur. Atlarımızı vururlar ve adamlarımızı kaybederiz. Ok ve yay dışında Yeniçeriler farklı farklı silahlara sahipti. Koca Hıdır ok atma sanatında uzun bir süre önce ustalaşmıştı. Uzaktan attığı oklar Haçlıların üzerine yağmur gibi yağıyordu. Kral üzerlerine giderek onları bir an önce imha etmek istiyordu. Bu yüzden öyle bir an geldi ki boğazın içi tamamen Hristiyan atlılarıyla doldu. Aniden ortaya çıkan Yeniçeriler onları birer birer avladılar. Mücadelenin tam ortasında Koca Hıdır zırhı göz kamaştıran bir şövalye ile karşılaştı. Yeniçeri süslü zırhını ve tüylü miğferini gördüğü bu şövalyenin kafasını keserek sultanının huzuruna getirdi ve ona şöyle dedi. Yüce hünkârım, işte ünlü bir düşmanınızın kellesi. Bu Macaristan kralı Ladislas'ın kellesiydi. Yeniçeriler Hristiyanları darmadağın etmişlerdi. Ama Osmanlıların kayıpları o kadar büyüktü ki Sultan II. Murat, Allah bana bir daha böyle bir zafer nasip eylemesin diyecekti. Koca Hıdır terfiyle ödüllendirildi. Ancak sonuçta kışlasına dönecek ve yaşadığı keşiş hayatına devam edecekti. Padişahın kulu olduğundan içki içmesi, kumar oynaması ya da evlenmesi yasaktı. Tüm zamanını savaş talimi yaparak geçiriyordu. Geleceğe dair herhangi bir ümidi varsa diğer Yeniçerilerin arasından sivrilerek Osmanlı Sultanı'nın gözüne girmesi gerektiğini biliyordu.
yağmur, çamur, kar, kış, fırtına demeden döşeklerini padişahın yanı başına seriyor ve sessizce gece nöbeti tutuyorlardı. Her gece içlerinden 50 hatta gerektiğinde bazen 100 kadarı padişahın yanındaydı. Ancak gönülleri hoş tutulmazsa kulların bile sadakati sonsuza dek sürmezdi. Koca Hıdır'a 3 ayda bir aldığı maaşın dışında Osmanlı Sultanı tahta çıktığında culus bahşişi, savaşa gittiğinde de sefer bahşişi verilmişti. Ulufe adı verilen 3 aylık maaşlar saray tarafından dağıtılır ve hiç aksatılmazdı. Askerlere her yıl yeni bir kat giysi de veriliyordu. Sultan harcadığı paraların karşılığını fazlasıyla alıyordu. Korku Yeniçerilerin bir adım önünde ilerliyor, zaferse adeta arkalarından geliyordu. Mehter takımının zilleri ve davulları bile düşmanın yüreğine korku salmaya yeterdi. Durdurulamayan bu ordu Balkanları bir orak gibi biçmişti. Koca Hıdır 10 kişilik bir mangayı yöneten bir onbaşının emrindeydi. Onbaşının kendi atı, çadırı ve hazinesi vardı. Bu çalışkan askerler sabah erken kalkarlardı. Sefere çıktıklarında azla yetinir, kıt kanaat beslenirlerdi. Yiyecekleri daha çok peksimet ve pastırmadan oluşurdu. Kampları düzenli, tuvaletleri temiz ve ast üst ilişkisi disiplinli olan bu asker ocağında korkaklık, emre itaatsizlik ve firarın cezası ölümdü. Ama Yeniçeriler Allah'a ve birbirlerine öylesine bağlıydılar ki, söylentiye göre içlerinden 10.000'ini bir ipin ucundan çekip götürmüşçesine kolayca sefere çıkarmak mümkündü. Varna Meydan Savaşı'nın 9 yıl ardından Yeniçeriler Hristiyanlığın doğuda kalan son kalesi Konstantinopolis önlerine geldiler. Yeni Osmanlı Padişahı 2. Mehmet de tıpkı ataları gibi uzun süre önce gözünü bu şehre dikmişti. Babası 30 yıl önce şehri almaya çalışmış ama başaramamıştı. Sultan Mehmet daha iyi hazırlanması gerektiğini biliyordu. Sultan 2. Mehmet 1452 Mart'ında Konstantinopolis'in 10 kilometre kadar uzağına, Boğaz'ın Karadeniz'e açılan ucuna doğru bir hisar inşa etmeye girişti. 14 kulesinden büyük olan 5'i çok sağlam inşa edilen ve kurşunla kaplanan hisarın tek yapılma amacı Konstantinopolis'in alınmasıydı.